Herkese merhaba. Bu aralar en sık aldığım sorular: kimsin, neden Japonya, tek başına ne yapıyorsun, kız başına korkmuyor musun tarzı sorular oluyor. Evet, bu aralar 700 küsur abonelerdeyiz. Yeni takipçiler geliyor. Hepinize teşekkür ederim. Ama anladığım kadarıyla yeni gelen kişiler bu soruların cevaplarını almak istiyorlar. Ben de o yüzden bu hafta bu sorularınızı cevaplama kararı aldım. Siz de aşağıdan neden Japonya'ya ilgi duyuyorsunuz, neden videoları izlemeye başladınız, bunları yazabilirsiniz. Böylece karşılıklı birbirimizi daha iyi tanımış oluruz. Sizi de aşağıda yorumlarda bekliyorum. Abone olmayı da unutmayalım. Evet, o zaman ilk soruyla başlayalım. Ben Ayşegül, 23 yaşındayım. Lefkoşa'da doğdum ama orada hiç bulunmadım, onun dışında hatırlamıyorum. Babamın işi sebebiyle çok fazla şehir değiştirmemiz gerekiyordu. Gerçi beni çok etkilemedi ama küçüklük zamanlarımı çok hatırlamıyorum. Kırklareli'de büyüdüm. Kendimi en çok oraya ait hissediyorum diyebilirim. 10 yıl kadar orada yaşadım. Ama ailem Uşaklı. Orada da 2-3 yıl kadar yaşadım. Nerelisin tarzı soruları çok fazla oluyorum. Türk insanı nerelisin diye sormadan edemiyoruz. Özetle Kırklareli Uşak karışık diyebiliriz. Kırklareli'nde büyümüş birisi olarak tabii ki hayalim İstanbul'da üniversite okumaktı. Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazandım ve şu anda elektronik haberleşme mühendisliği mezunuyum. Şu an itibariyle yaklaşık 9 aydır Japonya'da yaşıyorum. Peki neden Japonya? Şimdi ben aslında üniversite ilk başlamada çok çekingen birisiydim. Özellikle tanımadığım insanlarla konuşurken çok fazla geriliyordum. Ve her ne kadar YouTube hep ilgimi çekse de ben tek başıma gidemem, yapamam tarzında düşünüyordum. Ama sonra ilk sınıfın yazında tüm arkadaşlarım yurt dışına çıkmaya başladı. Dedim tamam, onlar yapıyorsa ben de yaparım dedim. Bu sefer Erasmus'a hazırlanmaya başladım. Çünkü gidebileceğim en rahat yöntem oydu. Hem bursunu alıyorsun, hem okulunu dönemini orada okuyorsun falan. Farklı bir deneyim sonuçta. Sonra ikinci sınıfta hazırlandım. Sonra Polonya'yı kazandım. Polonya'da 6 ay Erasmus yaptıktan sonra öğrenmem gereken çok şey olduğunu fark ettim. Ve yüksek lisans yapma kararı aldım. Eğitim hayatım boyunca genel olarak çok... Üniversiteye kadar evet hepimiz çok çalışıyoruz mutlaka sınavda yüksek bir şey yapmak için. Ama üniversiteye geldiğimde biraz bıkkınlık vardı. O yüzden üniversite zamanında çok böyle çalıştım, derslere çok odaklandım diyemem. Daha çok part-time işlerle çalışıp geçimimi sağlıyordum. O yüzden sınavları daha böyle sınav haftası çalışıp geçiyordum. Öyleydi yani. Ama sonra yüksek lisans yapma kararı alınca tamam dedim, artık biraz sıkı tutacağım. Notlarımı yükseltmem gerekiyordu çünkü. Çünkü biliyorsunuz yurt dışında bir yüksek lisans istiyorsanız 3'ün altında ortalamanız varsa bayağı sizinle dalga geçiyor gibi bakıyorlar falan. O yüzden çok çalıştım, ortalamamı yükselttim. Sonra tabii Avrupa'dayken çoğu şehir ülkeleri gezdim. Ve aynı bir yerden sonra Avrupa şey geliyor. Hepsi bir yerden sonra birbirine benziyor gibi geliyordu. O yüzden yüksek lisansta daha farklı bir deneyim yapmak istedim. Hepimiz Asya'nın eğitiminin çok iyi olduğunu biliyoruz. Amerika hiçbir zaman öyle çok büyük bir hayalim olmadı. Ama Asya küçüklüğümden beri çok ilgimi çekiyordu. Sonuçta kültür, her şey farklı. Saygıya önem vermeleri benim çok hoşuma gidiyor. Yani kültür her zaman benim çok daha ilgimi çekiyordu Asya tarafının, Avrupa Amerika'dan kıyasla. O yüzden bir de tabii Kore dizilerinden gelen bir Kore hayranlığım vardı benim de. O yüzden ben de dedim ki neden Kore olmasın dedim. Korece de öğrenmeye başladım. Son yılım çok yoğundu o yüzden. Sürekli ders çalışıyordum, Korece çalışıyordum, İngilizce çalışıyordum. Tabii ki yüksek lisans istediğim için aynı zamanda İngilizce dil belgemin de olması gerekiyordu. Bir yandan da TOEFL'a hazırlanıyordum. Tabii her ne kadar dışına çıksak da geri geldiğinizde speaking kısmı çok yavaşlıyor. O yüzden ben böyle yurt dışından gelen yabancılara genelde etrafı gösteriyordum. Hani böyle biraz speaking kısmında, konuşma kısmında biraz pratik yapayım diye. Tabii bu zamana kadar aklımda sadece Kore vardı. Kore olmazsa hani diyordum, burada işe girerim, bir daha denerim. Olana kadar denerim diyordum. Sonra Taka ile tanıştım. Japonya'ya dair ilk defa bir şeyler duydum. Japonya hiç ilgimi çekip de bakmamıştım açıkçası. Ve Japonya'nın da aslında gayet iyi, güzel, ilgi çekici bir yer olduğunu fark ettim. Sonra tabii bu sırada Kore bursuna başvurdum, reddedim. O olmayınca dedim hadi ne çıkar ki dedim, Japonya'yı da deneyeyim dedim.
Sonra birden böyle tüm kısmetler önüme açılıverdi sanki. Şanslıydım, kabul ediyorum. Gerçekten şanslıydım. Japonya'yı araştırmaya başladıktan yaklaşık bir hafta sonra burs hakkında bilgi almak için şu anki patronuma yazmıştım. Ya öylesine tanımadığım birisine tavsiye istemiştim aslında. Ki yurt dışında bir şey yapmak istiyorsanız açıkçası böyle tanımadığınız birine tavsiye istemekten çekinmemeniz gerekiyor. Çünkü ne öğrenirseniz sizin için kârdır sonuçta. Sonra neyse, tabii o zaman daha çok konuştukça böyle sonra patronum işte iş teklif etti. Tabii ben de hem beni daha az strese sokacak hem de ailemi de manevi bakımdan daha az endişelendireceği için iş teklifi tabii ki daha cazip geldi. O yüzden işi kabul ettim. Hani yüksek lisansı biraz askıya almış oldum. Ama tabii bu halde bile gelmem bir yılı falan buldu. Vizenin çıkması, belgelerin tamamlanması, benim mezun olmam falan bayağı uzun sürdü bu süreçler. Ama yani Japonya kısmetimde varmış diyeyim. İlk araştırmamda çok kısa sürede her şey oldu. Biraz şanslıydım cidden, kabul ediyorum. Ama tabii o bir haftalık süreç gelene kadar bir yıl çok çalıştım. Yani o yüzden öyle bir haftada oldu diye de düşünmeyin. Onun arkasında en az bir yılın emeği yatıyordu. Ve şu anda da açıkçası Kore değil de Japonya olduğu için çok mutluyum. Çünkü bu kadar düzenli, refah seviyesi yüksek, insanların kibar ve saygılı olduğu bir ülke bulmak çok zor. Artık nereye gidersem gideyim, insanlar biraz kaba geliyor, biraz çevre pis geliyor falan. Ama Japonya'ya çok alıştım. Burada olduğum için bayağı mutluyum yani. Yalnız olmak benim için hiç problem olmadı. Zaten bu tür deneyimlerin yalnız yaşandığında size daha çok şey kattığını düşünüyorum. Erasmus da olsun veya yurt dışı bir geziniz bile olsun veya ülke içi bir geziniz bile olsun mutlaka bir kere tek başınıza bir şey deneyimlemeniz gerekiyor çünkü hem tadı farklı oluyor hem de cidden size kattığı daha fazla oluyor. Birisiyle olduğunuzda ona güvenebiliyorsunuz ama yalnız olduğunuzda o sorunla başa çıkmaktan başka çareniz yok. Tabii ki geldiğimde çok bocaladım. Çok zor olduğu zamanlar oldu tabii ki. Çok yalnız hissettiğim zamanlar da oldu. Çünkü burada arkadaş edinmek çok zor. Ama şimdi tabii zaman geçtiği için artık alıştım. Yavaştan arkadaşlarım biraz çevremde olmaya başladı. Hani artık yerlisi gibi hissediyorum. Her şeyi kendim halledebiliyorum. En azından artık banka kartlarım, her şeyim tamam. Evim tamam. O yüzden artık yalnızlık çok sorun olmuyor. Ki burada zaten hani yalnızlığı kaldıramıyorsanız burası çok size göre değildir derim. Çünkü Japonya tamamıyla sanki yalnızlığı ülkesi olarak gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki ailesi olanlar, eşi çocuğu olanlar var. Onlar yalnız değil. Ama bu sürece gelene kadar öğrenciler bile mesela hep tek başlarına yaşıyorlar. Mesela bizde hep bir öğrenciyken ev paylaşma kültürü vardır ama burada öyle bir şey yok. Ne kadar pahalı da olursa olsun kiralar ki çok pahalı. Küçücük bir odaya en az 600-700 dolar veriyorsunuz. Ama yine de o parayı veriyorlar ve tek başlarına yaşıyorlar. Yani bizden daha farklı. Şimdi restoranlarda sürekli böyle bar masalar, tek başınıza oturacağınız yerler falan. Hani insanlar yalnız olmayı sorun olarak görmüyor. Ki sorun olarak da görülmemeli bence ama tabii ki bir ülkeye ilk defa geldiğinizde yalnızlık sizi üzüyor. Ama artık alıştım. Çok sorun etmiyorum dediğim gibi. Tabii ki korkmuyorum. Japonya dünyadaki en güvenli ülkelerden birisi. Suç oranı gerçekten yok denilecek kadar az. Burada hırsızlık, taciz veya laf atma öyle şeyler yok. Geçen birisi sormuştu işte alkol, uyuşturucu o tarz şeyler var mı? Uyuşturucunun burada lafı bile geçmiyor. O konuda gerçekten çok katılar. Direkt hapse girersiniz. Onlar kesinlikle kesinlikle katı bir şekilde yasak. Alkol serbest. Sokakta da alkol içebilirsiniz. Yürürken, trende, her yerde içebilirsiniz. Ama burada insanlar ne kadar içerse içsin sapıtmıyorlar. Çok sarhoş olurlar. Yerde yatan birisini görebilirsiniz. Bana bir iki kere denk geldi. Ama yine de kimse gidip kimseyi rahatsız etmiyor. Mesela bir restorandasınız, tek başınasınız. Masanızda telefonu, cüzdanı, çantanızı bırakıp tuvalete gidip 5 dakika sonra geldiğinizde her şey yine yerli yerinde durur.
Yani bu tür şeylerde kesinlikle hiçbir endişeniz olmasın. Çoğu zaman insanlar, dediğim gibi önceden de bahsetmiştim, bisikletlerini bırakıyorlar. Bisikletlerde çantaları duruyor, bazen çocuklara duruyor. Bizde çocuğun elini bırakmadan hiçbir yere götürmezsin. Burada insanlar çocukları bisiklette bırakıp markete gidip gelebiliyor yani. Öyle rahat bir yer. Güven konusunda, korku konusunda kesinlikle öyle endişeleriniz olmasın yani. O yüzden özellikle hani kız başına ne yapıyorsun denildiğinde ben çok sinir alıyorum. Burada bir sürü erkek var. Çoğu, kabul edelim, kebapçılarda çalışıyorlar. Ve mesela hani tabii ki denk geldiğimizde merhaba diyoruz falan filan. Ve benim burada tek başıma kız olmam onlara da garip gidiyor. Ben bunu anlamıyorum. Gerçekten de sinir ediyor beni. Siz geldiyseniz, erkekler geldiyse ben niye yapamayayım? Ne farkımız var yani? Japonya gibi bir güvenli ülkede de ben tek başıma yaşayamayacaksam da hiçbir yerde yaşamayayım. Yani bu tarz endişeleriniz olmasın. Türkiye'de kadınlar evet korkuyor çünkü çok fazla olay oluyor. Ama özellikle Japonya gibi gelişmiş bir ülkede bu kadar saygı tat safhadayken kadın olduğunuzdan korkmanıza gerek yok. Genel olarak korkmanıza gerek yok. Burası çok güvenli bir ülke. Huzur içinde gelip rahatça gezebilirsiniz. İnsanlar da çok yardımsever. Ne kadar İngilizceleri iyi olmasa da yardımcı olmaya çalışıyorlar zaten. O yüzden ben kızım tek başıma yapamam, korkuyorum demeyin. Ben yani önceden de demiştim, ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz. Birisi yaptıysa siz de yapabilirsiniz. Kolay olmadığını biliyorum ama çalışmak, sabırlı olmak gerekiyor. Hiç olmadı dediğim gibi gezmeye çıkın. Gezin, görün bakalım. Belki seversiniz, belki sevmeyeceksiniz ya burada yaşayamayacağınızı düşüneceksiniz. Ama bir de deneyip görmek gerekiyor. Mutlaka bir gün gelin, gezin, buraları görün. Hiçbir şeyden korkmayın. Yapabilirsiniz. Fighting! Bu hafta bu kadardı. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. Bundan sonra birbirimizi daha çok tanıyalım istiyorum. O yüzden merak ettiğiniz başka sorular varsa onları da aşağıda yazabilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sayonara.